İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kitabul Cihad ve Siyer adlı bölüm. Cihad ve Siyer. En son kaldığımız bab başlığı. Bu 96 nolu bab başlığı yahut 96'yı yapmışız, yani 2772 nolu hadisi okumuşuz. Sırada 2773 nolu hadis var, 97 nolu bab başlığı. Bâbu dua'i alel müşrikine, müşriklerin aleyhine duada bulunmak. Bil hazimeti, hazimetle, yani yenilgileri için Cenab-ı Hakk'a dua etmek. Ve zelzeleti, ve zelzeleye uğratılmaları, yani sarsıntılara uğratılmaları için birliklerini, dirliklerini kaybetmek üzere sarsılmaları için Cenab-ı Hakk'a duada bulunmak diye bab başlığı. 2773 nolu hadis. Haddethena İbrahim bin Musa. Bize İbrahim bin Musa anlattı, diyor İmam Buhari. Akhbarana İsa. Bize İsa haber verdi, diyor. O da, yani İbrahim bin Musa hocasından ötürü öyle söylüyor. İsa da hocasından ötürü. Haddethena Hişamun. Bize Hişam anlattı, diyor. An Muhammed'in, o da Muhammed'ten. An Abidata, o da Abideten. An Ali'yin radıyallahu anhu, o da Ali'den radıyallahu an, Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, lemma kana yevmul ahzabi, ahzab günü olunca, yani yarımadadaki Arapların birlik olup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, Medine üzerine topluca geldikleri gün, Ahzab, o yüzden hep birlikte geldikleri ve bu işi artık bitirmek istedikleri gün, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوتَهُمْ, Allah evlerini, ve kuburahum, ve kabirlerini naran, ateşle doldursun diye onlara beddua etti. Onlar müminlerin yurduna, Medine'ye saldırıya geçmiş. Arapları kimisini mal ele geçirmek, kimisini işte ganimet, Medine'nin hurmalarına tasallut etmek için, kimisini savaş kazanç sağlamak ümidiyle, ama herkesi Medine aleyhine bir araya getirip, özellikle Yahudilerin işin içerisinde olduğu bir süreçte, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına yönelik topyekün en büyük saldırı. Ayette Cenab-ı Hakk'ın اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ, insanlar sizin için topladılar, bir araya getirdiler, toplandılar. فَخْشَوْهُمْ, şimdi onlardan siz korkun, çekinin denilince, فَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Cenab-ı Hakk'ın müminlerin durumunu anlatırken, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Veya başka bir ayette dediler ki, هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, bu Allah'ın ve Resul'ün bize vaat ettiği şey zaten. Cenab-ı Hak bizi sıkıntılardan geçireceğini, Cenab-ı Hak bizi sarsıntılardan geçireceğini, Cenab-ı Hak bizi fitnelere uğratacağını, gâh mallardan eksilterek, gâh canlardan eksilterek, gâh sağlıkla, gâh düşman tasallutuyla, düşman korkusuyla, bunları biliyoruz. Zaten şaşırmadık, dediler. هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği zaten bu.
Ve sadakallahu ve rasuluhu. Ve Allah ve Resulü ne doğru söylemiş. Bak, gerçek oldu dediler. Ve mâ zâdehum illâ imânen ve teslimâ. Onların imanlarını ve teslimiyetlerini ancak artırdı. Şimdi dolayısıyla da gördüğümüz bu sahnede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de etrafındaki müminler gibi çok ciddi bir saldırı karşısında olduğunun bilincinde. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yardımına ve inayetine sığınıyor. Bu saldırgan gücün, bu taarruz eden, hukuk tanımayan müminlerin namusuna kadar uzanmayı hayal ederekten, diyorlardı ki artık müminlerin hanımları halhallarıyla aramızda hiçbir şey yok gibi, sadece zaman meselesi. Böyle bir psikolojiyle Medine üzerine saldıran bir güruha karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasını okuyoruz. Ve bu tabii o süreçte sıkıntılı bir dönem oldu. Münafıklar kendilerini belli ettiler. Artık dediler ki مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا. Yani gizlemeye saklamaya gerek yok. Allah ve Resulü bizi sadece boş laflarla oyalamış. Dolayısıyla da müminleri yalnız bıraktılar. Böyle bir zamanda onların Mekke'nin, Medine'nin müdafaasında sıkı bir şekilde hendeklerin başını beklerken gösterdikleri çaba ve gayret kesintisiz bir biçimde müdafaa ile geçirdikleri, çünkü sürekli taarruz edip bir delik, bir boşluk bularak savunmayı yarmak istiyorlardı. Bu denli hassasiyetle ve titizlikle savunmaya odaklanmışken onlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şagalûnâ yani salatil usta, bizi orta namazdan meşgul ettiler. Yani oyaladılar bizi orta namazı kılmaktan. Şagalûnâ yani salatil usta. Hatta gâbetişşemsu, ta ki güneş battı. Güneş batıncaya değin bizi orta namazdan alıkoydular demiş. Salat ve selam üzerine olsun. Böylece Hazreti Peygamber'in bu ifadesinden anlıyoruz ki As-salatul husta yani orta namaz ikindi namazıdır. Çünkü bu onlar saldıra dururken müminler de hendeke inen veya hendekten geçmeye çalışan veya hendekin üzerinden belli bir engel ile karşı tarafa geçişi oluşturmaya çalışan, köprülemeye çalışanları sürekli oklarla taciz ederek hendek sınırında, hattında tutmaya çalışa dururken ikindi namazını kaçırdılar. شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاتِ الْوُسْطَى. Bizi ikindi namazımızdan oyaladılar. Allah hanelerini ateşle doldursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasını bu saldırgan, bu mücrim, bu müminlerin ırzına, namusuna, varlığına kasteden güruhu lanetlerken bile birinci sırada verdikleri en büyük zayiat olarak namazlarını kaçırmış olmaları olarak zikretmesi, anması, hadiste bunun böyle geçmesi bizim açımızdan oldukça çarpıcıdır. Çünkü namazı kaçırmayı, namazı şu yahut bu nedenle basit bir ticari alavere içerisinde veya başka bir meşgale içerisinde kaçırabilen bizlerin ne yaptık için unutmuşuz diye bunu basitçe hiçbir üzüntüye tahvil etmeden, hiçbir kedere dönüştürmeden, hatta belki iyi ki de unutmuşuz, aradan çıkmış, sorumluluğumuz yok diye sevince belki veya sevince benzer bir duyguyla karşılarken, yani Allah muhafaza etsin bizler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere, saldırgan müşriklere dua ederken bile duasında en büyük kayıp olarak, en büyük keder kaynağı olarak namazı kaçırmış olmayı zikretmesi mesaj içerisinde mesaj ile doludur. Dolayısıyla Resulullah
geldiler hurmalarımıza ziyan vermeye, geldiler canlarımıza ziyan vermeye, geldiler ırzımıza ziyan vermeye demek yerine bunları dile getirmekten önce bedduasına zemin teşkil etmek üzere, temel teşkil etmek üzere dedi ki مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا Allah evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun. شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى Bizi ikindi namazımızdan meşgul ettiler. Allah evlerini ateş doldursun diye sallallahu aleyhi ve sellem bizi namazımızdan meşgul ettiler yakınmasıyla bedduada bulundu. Bu onun buna nedenli kederlendiğini gösteren çok belirgin bir durum. Dolayısıyla elbette kişi unutarak yahut gafletle namazını kaçırabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahnede gördüğümüz gibi düşman saldırısının fırsat vermemesi yani arada Allah'ın ayette öğrettiği şekliyle bile nöbetleşe namaz kılacak kadar bile fırsat bırakmayan bu denli kesintisiz bir saldırı, boşluk arayan bir saldırıyla meşgul ettiler. Dolayısıyla unutarak değil, kopamadıkları için müdafaa hattından namaz geçti. Ta ki güneş battı. Ve Resulullah diyor ki bizi meşgul etmelerinden ötürü bu kederle, bu yakınmayla Allah onların evlerini مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوتَهُمْ ve kabirlerini ateşle doldursun. Şu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna ne kadar çok üzüldüğü ortada. Bir başka rivayette bir sabah namazını. Yine bir cihat yolculuğu, yine bir sefer ve bu seferin getirdiği gece yolculuğunun ağır yükü altında yorgunluk ve yorgunluğa ilave uykusuzlukla birlikte sabaha doğru konaklamışken işte Bilal radıyallahu anh'ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz için nöbetçi tayin etti uyumamak üzere. Ama Hazreti Bilal de kendisine malik olamayıp bir eşeğe yaslanmışken uyuyakaldı. Dolayısıyla uyandıklarında namazlarını kaçırmışken o sahnede de keder dolu neredeyse insanlar çocuklarını kaybetmiş, sevdiklerini kaybetmişçesine bir sevimsiz tablo, üzüntü dolu, keder dolu bir tablo görmekteyiz. Ve o ortamı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talihsiz ortam olarak, böyle bir şey yaşadığımız kötü bir ortam olarak hemen terk etmek istedi. Hadi buradan uzaklaşalım. Burada biz vakitini geçirdiğimiz bir namazı Rabbimize karşı sorumluluğumuzu ifa edemeden uyuyakaldık. Başka bir alana geçelim, buradan uzaklaşalım. Bu üzerimizdeki talihsiz durumu en azından mekan değişikliğiyle ferahlatalım dediğini veya böyle bir tavırda bulunduğunu görüyoruz. Şu halde elbette gayri ihtiyari bu tür bir şey olabilir ama önemli olan bu gayri ihtiyari durum sonrası bizim nasıl bir psikolojiyle bunu karşıladığımız. Yani memnun mu kalıyoruz? İyi ki de uyanmamışım, saati de kurmuştum diye böyle bir yaklaşımımız mı var? Yoksa gayri ihtiyari olsa bile bu bizim için bir keder, bizim için bir sıkıntı ve bizim içimize dolan bir hüzün mü oluyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka sahnede kızı Fatıma'yı ve damadı Hazreti Ali radıyallahu anh'ı muhtemelen Hazreti Ali'nin namaza gelmeyişinden yahut günübirlik yoklaması icabı çünkü Cenab-ı Hak ve'mur ehleke bis-salati namazı ailene de emret. Vastabir aleyha ve namaz hususunda çok sabırlı davran. Yani bir gün, üç gün, beş gün titizlikle takip değil, sürekli takip. Başka işin yok senin. La nes'aluke rizqa. Cenab-ı Hak diyor ki biz senden rızık istemiyoruz. Bize kalsa biz rızık biz sağlıyoruz zaten. Çocukları da biz besliyoruz, kendimiz de biz besliyoruz. Dolayısıyla rızık uğruna gerekirse namazları da bırakıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bakış açısıyla diyor ki لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا Senden rızık isteyen mi var? نَحْنُ نَرْزُقُكَ Biz seni rızıklandırıyoruz. Ailen şöyle dursun, seni bile biz yedirip doyuruyoruz diyen Allah Azze ve Celle. نَحْنُ نَرْزُقُكَ
Dolayısıyla akıbetine odaklan. Vela akibetu littakva. Akibet muttakilerin olacaktır. Muttakilerden olmak istiyorsan namaz bunun en temel yapı taşı. Dolayısıyla hem kendin hem de ailen hususunda bu konuda sıkı tedbirler al. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ere verdiği, kocaya verdiği, evlendirdiği kızını artık koca bir kadın o, kendi sorumluluğuyla Hazreti Fatıma radıyallahu anhadan bahsediyoruz. Varıp yine evini ve damadını, o da mesuliyeti tam bir adam ama dememiş ki bana ne diye. Varıp hala namaza kalkmadıklarını denetliyor. Kapıyı çaldı. Hazreti Ali radıyallahu anh kapıyı açtı. Dedi ki namaza kalkmadınız mı? Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki yani ruhlarımız elinde olan Allah Azze ve Celle bizi kaldırmamış. Yani bizi uyuyakalmışız. Eleyset arvahuna biyedillah gibi bir şey yani. Cümlenin tam Arapçasını hatırlamak istedim ama onu unutmuşum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu talihsiz ifadeyi duyunca Hazreti Ali'ye hiç cevap vermedi. Ve kapının önünden uzaklaştı. Giderken hareketiyle ona mesaj verdi. Elini dizine vurarak dedi ki وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا İnsan ne de çok cedel yapmayı, tartışmayı seviyor. İnsan en çok yaptığı şey tartışmak. Dolayısıyla böyle bir tepkiyi doğru bulmadı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl kalkamayız? O kadar da tedbirimizi de aldık, erkenden de yattık. Bugün için söylersek saati de kurduk ama nasıl ki uyanamamışız diye kederlenip ağlanıp vahlanmalarını bekliyordu belli ki. Ama böyle dediğini görünce bundan memnun kalmadı. Dolayısıyla namazı kaçırmanın nasıl bir keder olduğunu, nasıl bir ziyan olduğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَنَّمَا وَتَرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ Sanki malını, ailesini, çocuklarını kaybetmiş gibi bir insanın namazını kaçırması gibi. Dilerim Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu bilinci ve onun ashabına yerleştirmeye çalıştığı bu yaklaşımı ve anlayışı ve hatta psikolojiyi kederine, hüznüne varıncaya kadar Cenab-ı Hak bizim de kalplerimize nasip eder. Dolayısıyla hadis elbette Ahzab günü yaşanmış, savaş düzleminde yaşanmış, oraya dair bir sahneyi anlatıyor ise de içinde namazla ilgili çok güçlü bir vurgu var. Hatta gâbet-i şems, güneş batıncaya kadar bizi orta namazdan meşgul ettiler. Allah bunların kabirlerini ve hanelerini ateşle doldursun diyen bir Hazreti Peygamber'in bedduasını okuyoruz. Bir başka husus Cenab-ı Hakk'ın حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى Namazlara muhafaza edin, namazları muhafaza edin. Yani dikkatli, özenli bir şekilde kollayın, gözetin onu, hayatınızda diri, canlı ve ayakta tutun. Kur'an'da Cenab-ı Hak hep وَاَقِيمُ الصَّلَاتَ Namazı ikame edin, yani o ayakta olsun. Diri olsun hayatınızda, düşmesin, ayaklar altına kalmasın. Hayat içerisinde, ajandada, programda hep yeri onun belli olsun, fix. Onlar sabit ajandamızın unsurları, ögeleri. Böyle olursa namazın dirliği hayatın içerisinde olur. Ve Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bizi münkerden, bizi kötülükten koruyacak bir kalkana dönüşür. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Ve bunlar içerisinde de وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى Namazları muhafaza edin. Ve özellikle orta namazı Cenab-ı Hak yeni bir atıfla genelden tahsis ederek vermesi onun daha bir güçlü vurguyla önümüze konması demek. Namazları muhafaza edin ve orta namaz. Orta namaz da namazlardan bir namaz olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın ayrıca atfetmesi böyle bir ehemmiyet ve vurgu kesbeder. Yani vurguyu üzerine çeker. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de bu orta namazın ikindi namaz olduğunu görüyoruz. Zaten
küre düzenine baktığımız zaman, küre üzerindeki gece gündüz devinimi açısından, hareketi açısından akşam vakti, işte gün batımı çizgisinin küre yüzeyindeki bir çizgisi üzerinde gerçekleşiyor. Tam tersi bir noktada da bu kez sabah namazı vakti, özellikle isfarla kılınan sabah namazını düşünürseniz benzer şekilde gün doğumu çizgisi üzerinde olan iki namaz. Bu ikisi karşılıklı simetrinin iki ucu gibi düşünün. Akşamdan hemen sonra gelen gecenin içindeki yatsı namazı, sabah namazından hemen sonra gelen günün aydınlığın, naharın içerisindeki öğlen namazı. Bunlar da karşılıklı mutabakatla eşleşir. Dolayısıyla bu beş vakitten akşamla yatsı bir tarafa, sabahla da öğlen bir tarafa kalır. Ortada ikindi namazı tek başına kalır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği gibi vassalatil vusta, ikindi namazı orta namazdır.